Bakın şimdi size bir taklit yapacağım. Hey dostum, ben çok kaslıyım ve milyonerim ve Instagram'dan motivasyon videoları çekiyorum, tamam mı? Sen de benim gibi kaslı ve milyoner ve başarılı olmak istiyorsan benim gibi olmalısın. Evet arka. Son zamanlarda çok fazla böyle videolara maruz kaldığım için özür dilerim sizden. Böyle bir taklit yaptığım için, ama ve lakin gelin bazı şeyleri konuşalım. Şimdi arkadaşlar. Ne konuşacak lan? B12 eksikliği. Neyse. Bence motivasyon okey, gereklidir. Ama motivasyon ne gibi biliyor musunuz? Ben şöyle düşünüyorum motivasyonun. Böyle 1 saat, 2 saat veya 1-2 haftalık bir gaz olarak düşünüyorum onun. O öyle bir işe yaradığını düşünüyorum. Yani başlangıç efektini veriyor sana. Başlangıç için sana güç veriyor. Motivasyonun bu olduğunu düşünüyorum. Motivasyon videoları izleyerek sürekli ders çalışacağım diye bir şey kesinlikle yok. Çok saçma. Veya sürekli şunu yapacağım, şunu yapacağım. Çok saçma. Bence bu tarz videolar insanlara başlangıç azmi için bir kıvılcım çakabilir. Bak, evet işe yarıyor ama sadece kıvılcım çakmaya yarıyor. O ateşi harlayacak olan yine sensin. Peki bu ateş nasıl harlanılır? İşte bu Instagram'daki videolar gibi değil arkadaşlar. Nasıl yapılır biliyor musun? Bak çok kısa, çok kısa anlatacağım ya. Bak yıllardan beri yapmıyordum ben. Sırf bunun için yapıyorum. Çok basit. Bir, istemek lazım. Çok klişe. Evet farkındayım, çok klişe. Ama istemek lazım. Ben istemediğim bir şey olsa hiç kılımı bile götümü bile oynatmam yani. Giderim, ne yaparım? Yatarım. İstediğim bir şey olsun, fizandan aşarım. Yani istediğin bir şeyi gerçekten istiyorsan onun için çaba sarf edersin. Değil mi? Doğru. Peki bazıları diyor ki ben çok üzüyorum, çok üzüyorum, çok üzüyorum, çok üzüyorum ama olmuyor. Niye? Suçu bir ara, bir kendini ara. Neden olmuyor? Belki de emek göstermiyorsun. Atalarımız ne demiş? Ne kadar ekmek o kadar köfte. İstemekle iş bitseydi o ver Allah ver ben neler neler isterim. Bitmiyor. Emekte bitiyor iş. Sen ki ne kadar çok emek verirsen bir konuya ne kadar çok çalışırsan o kadar çok karşılığını alıyorsun. Yani dünyanın en güzel belki de en sevdiğim normal şartlar altında NŞA'da diyelim normal şartlar altında belki de en sevdiğim özelliği bu. Kardeşim sen ne kadar çalıştın? Ne kadar emek sarf ettin? Bu emek sarf ettiğin şey işte bu da karşılığı. Çoğu zaman olmayabilir. Okey. İşte çok iyi bir tiyatrocusundur atıyorum. Çok iyi bir oyuncusundur. Çok iyisindir. Ama o şans verilmediği için hiçbir zaman bilinemeyebilirsin. Ama gerçekten veya kabul ediyorum işte ülkemizin ekonomik şartları falan vesaire. İşte bir iş kurmak istiyorsundur. Elinden geleni yapmak istiyorsan paran yoktur ama okey. Buna da okeyim. Bunların hepsine tamam. Ama benim demek istediğim şey şu. Kimse sizden milyar dolarlık bir şirket kurmanı beklemiyor. Kimse böyle olmaya ol da demiyor. Benim demek istediğim şey şu. Eğer sen emek göstermezsen buna hiçbir zaman sahip olamayacaksın. Gösterip de sahip olmama gibi bir durumun da olabilir. Denemekten başka çaren yok çünkü anlatabiliyor muyum? Yani başka çaren yok. Denemek zorundasın. Olmayabilir. Olmazsa da ne demişler atalarımız? Ya savaşarak ölelim anladın mı? Bu kadar basit. Onurlu bir yaşamın olur işte ise. Neyse devam edelim. Çalışmak istiyorsun çok fazla. İstiyorsun, okey, koyduk cebe. Bunun için emek sarf edeceksin. Her gün aynı şeyi yapacaksın. Üşenmeden, sıkılmadan, utanmadan, yani her gün aynı şeyi yapacaksın. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben bir göz doktoruyum. İyi bir göz doktoru olmak istiyorum. Peki bunun için ne yapmalıyım? Çok çalışmalıyım. Ne yapmalıyım? Her gün kitap okumalıyım. Her gün yeni bilgiler, yeni vakalar, yeni ameliyat tarzlarını öğrenmeliyim ve bunları beynime koyup bunu sürekli yapıp İyi bir bilgi birikimine sahip olmam lazım. Değil mi? Okey. O yüzden sen de bir obsesif insan gibi bunu sınavın için veyahut işte ne istiyorsan onun için yapmalısın. Mesela neysin? Şirketin vardır, pazarlamacısındır. Bunu her gün yapmak zorundasın. Utanmadan, sıkılmadan devam etmelisin. Geceni gündüzüne katmalısın. Okey. Yani istemekle iş bitmiyor. Onun için ne kadar fazla emek gösterdiğin önemli. Ve diğer bir önemli nokta ise şu. Ben emek gösterdim de olmuyor da şöyle de böyle de. Bazen de şunu göz önüne getirin.
Arkadaşlar siz emek gösteriyorsunuz ama sizin gibi milyonlarca insan var. Sizin gibi binlerce insan var. Ya binlerce, milyonlarca demem lazım ama neyse. Buralara takılma. Bu kadar insan da emek gösteriyor. Sen tek olamazsın. Sen dünyanın teki değilsin. Anladın mı? Senden demek ki daha fazla emek gösteren oldu. Veya senden daha fazla şanslı olan insan oldu. Bak mesela ben her zaman eskiden beri şunu örnek veririm. Bu doğuştan şanslı olanlar diyelim. Bu da doğuştan şanssız olanlar. Bu üzerine küçük bir emekle istediği yere gelebilir. Bunun ise daha fazla emek göstermesi gerekiyor. Tamam. Buraya gelmesi için. Bunu kabul ediyorum. Bu senden daha az emek harcamış olabilir. Ama sen buraya gelmek istiyorsan o emeği vermek zorundasın. Bunu gerçekten istiyorsan. Diğer bir nokta ise şu. Bu emeği verdikten sonra buraya da gelemeyebilirsin. Yani şuralara da gelebilirsin. Okey. Bunu da kabullenmen, bunun da hayatın şartları olduğunu kabul etmen ve buna uygun olarak yaşaman gerekiyor. Tamam. Ben sadece gözlemlediğim kadarıyla fikirlerimi söylemek istedim. Katılan olur, katılmayan olur. Okeydir. Ama bildiğim bir şey varsa şu. Benim şu yaşıma kadar kazandığım, daha doğrusu kendime kattığım en büyük şey. Ben multimilyarder değilim. Çok zeki miyim? Bilemiyorum, belki de zekiyimdir. Tamam, hadi zeki değilim. Çok zeki değilim. Harika bir aklım, bir şeyim yok. Ondan sonra çok akıllı, tamam, çok yakışıklı, geç. Hani hiçbiri, okey. Bunların hepsine tamamım. Ama benim bu hayatta kendime kattığım en önemli şey, mutlu olduğum için söylüyorum. Yani mutlu olmak bence dünyanın en büyük şansı. En büyük şey şu. Gerçekten çabalayarak elde edebilmek istediğim şeyleri. Bunun zevkine ve bunun bilincine vardığım için çok mutluyum. Umarım sen de varırsın. Gerçekten istiyorsan emeğini göster. Karşılığını alabilirsin de alamayabilirsin de. Ben de alamadım birçok şeyin karşılığını. Ama denemekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Bu benim için bir challenge. Çok da güzel bir challenge.